Allah'ın ayetinden anlayıp, Allah'ın ayetlerinin ilmiyle taşıyıp götürdüğü, her gittiği noktada da o ayetlerin kendisini ulaştırdığı şuurla hareket ederek, yeni bir ayet görmese bile gösterilenleri ayet gibi kabul edebilen adama arif denirmiş. İlmi hayatın her safhasına, ilmi kalbin ve aklının haricinde cümle azalarına, ilmi sadece bulunduğu yerde değil, tüm bulunduğu aleme rahmet olan kişiye arif denirmiş. Arif aynı zamanda alim demekmiş. Her alim arif olamazmış ama her arif alimmiş. Arife tarif gerekmezmiş. Fakat arife anlatmak gerekliymiş. Arife tarif gerekmez. Arife anlamak için tarif gerekir diye konuşmuş olduk. Tamam.